Yani mülkün anlayışlara bakarak verin. Bəli. Bir reytin anlayışlarda neyimiz kalmıştı? Yoxlamışdıq məncə ama sıra qədər elə. Ben geçen defa yoklamıştım. Dediz kalanlar ne dersin? Ha, indisi de kalmışız, baxaq. Müəllim səhvləri deyək. Bəli. Mende 347 var. Üç yedi. Bir tane bakarsınız, ben düz açmışamsa. Düz PDF açmışamsa. Budur, soyadı kodlaştırmak için. Ha? Ben. Ha. Bir kez soyadı kodlaştırmak için 32 simvolu əlifbadan istifadə olunursa, alış o soyadına məxsus informasiya miqdarını müəyyən edin. 32 simvolu əlifba deyirsə, bu iki üstündə 5 deməkdir. Deməli, hər simvolun 5 bitdi, düzü. Alış o soyadında da 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane şey var, simvol. Altını da 5'e vuranda eləyəcək 30 bit. Tam aydındır. Ben. Sonra? Benim 357'den 360'a kadar. 357'den 360'a kadar. Ölçüsüz ama fasiləsiz olarak değişen signal analog signal adlanır. Bunu qeyd elə özün üçün. 58. Nelerə çıxdı deyirsən? Səslənmə uzunluğu 8 saniyə, səs dərinliyi 8 bit, tezliyi 8 kHz olan audio faylının informasiya tutumunu kilobaytlarla müəyyən edin. Bak, 8 saniyədir, səs dərinliyi 8 bitdi. Düz değil mi? Bu da 8 kHz, yəni 8000 Hz. Düzdür. Kilobayta çevirmek için de bunu bir dəfə 8'e, bir dəfə de neyə bölməliyəm? 1024'e bölməliyəm. Aydındır. 8 ile 8 getdi. 1024 ile de 8'i ixtisar edersek gelir 128. O da beraberdir. 62 tam 10'da 5 eləyəcək bölsək. 8000'i 128'e bölsək. Aydın olmayan bir şey var. Xeyir mi? Sonra? Müəllim, Bəli, buyur, eşitirəm. bizdə elə bir kilobayt 1024 bayt idi. Hersdə kilonu 1000 götürürük. Kilohertz, hə. O byte ile kilobayta qatışdırma da onu. Normalde kilohertz 1000 Hz'de. Bildim onu. Bak, 59 da onun eynisidir. 60. Zamanın müəyyən anında siqnalın uzunluğuna uyğun gələn ikili rəqəmin ardıcıllığı şəklində təqdim olunan siqnal rəqəmli siqnal adlanır ya da diskret. B variant.
Sonra? Üç 368. Hangi sebepten Unicode kodlaştırma sisteminde kodlaştırma parmak daha üstündür? Daha çok simvolu kodlaştırabiliriz diye. Çünkü orada 65.536 simvolu kodlaştırmak mümkündür. ASCII'de ise 256. Demek daha çok simvolu kodlaştırabiliriz. ASCII'nin esas üstünlüğü sondadaki ASCII'de her simvola düşen kodla bitlerin miktarı daha azdı. Yani daha az bir price kodlaştırma parametre. Aydındır. Evet. 372. Dikkatle baksak bura. Her simbolun bak size verip ölçü. Ne kadar değil? 5 byte. Notepad sade metin redaktör olduğuna göre her simbolun 1 byte'dan kodlaştırılır. 5 byte verirse kümel neçeler simbol olmalı? 5 tane simbol. Sonra Başka yoktu burada. Malum bir de dersi indi, gruba göndereceksiniz video şeklinde. bəli, göndereceğim. Ya onu her ders gönderirim olsun da problem yok. Rahat ol. Neçeye bakalım de? Yani ben de başka bir soru. Sende başka sual yoktu. Millet sizde. 387 mi? 387. RAM'da saklanan informasyalar. RAM emeli yaddaşlı kompüter ait detaylı. Doğru mu? Biz demiş ki kompüterin içinde olan bütün informasyalar neydi informasyadır? Rəqəmsal informasyadır. Ona göre Y variantı olacak. Sonra 394 mi?394. Ötürme sürati 40 bod olan modem 100 byte informasyonu neçə saniyeye ötürür? Demeli bak 40 bod verir. Bu 40 bit bölünsün saniye demektir. Onda 100 byte'ı bölürəm nəyə? Bu 40 bodda baxın 1 bod 1 bod 1 bit bölünsün saniyə demək. Aydındır. Saniyə. Yəni bunu 40 bitən eləməliyəm, bölməliyəm. Başa düşüldü? Bəli, 100 baytı çevirirəm. 100 vurulsun 8 şəklində yazacağım. Aşağıda da yazacağım 40. Sıfırlar gelir. 4 ile 8 gelir. Kalır burada 2. 2 ile 10'a vuran da 50, 20. ben. Tam başa düşüldü. Bəli, Ben. Nöbet sağ. Ben de yoktu. Bitti. Sonra Seyit sende. Zehra sende. Yoktu sol. Ben de yoktu Yok. malum bir. Allah. O zaman keşke say sistemlerine. Okuyayım yoklayak sonra devam edeyim. 100'e kadar vermiştim burada 150'ye kadar. 100'e kadar mı? Yüz. İşleyebilmesi saatin gelmedi. Hayır mı? Tamam. Onu da belli değil. Yoklamamıştan geldiğim 250'ye kadar bitiririz bu defa. Yaxşı. Gelin de tezem özü geçeceğim artık. Yaxşı. Şimdi bir tezem özü geçeceğim. Ha. Deyir ki 16'lık say sisteminin esas. Demeli burada birden başlayacak yoklama kadar birinci. Eylemi. 1S
2Y, 3A, 4A, 5A, 6A, 7D, 8D, 9A, 10D, 11A, 11B daha doğrusu, 12B, 13A, 14Y, 15B, 16A, 17B, 18Y, 19B, 20D, 21A, 22C, 23D, 24Y, 25B, 26B, 27C, 28A, 29D, 30D, 31A, 32S, 33A, 34A, 35S, 36A, 37D, 38S, 39B, 40 D 41A 42S 43 B 44A 45Y 46Y 47Y 48Y 49A 50D 51S 52B 53Y 54 B 55 A 56S 57Y 58B 59D 60 D 61, S 62, D 63, B 64, D 65, B 66, A 67, D 68, A 69, Y 70, B 71, S 72, B 73, S 74, S 75, B 76, D 77, Y 78 Y 79 A 80 S 81 D 82 A 83 B 84 A 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 S 92 A 93 B 94 Y 95 A 96 S 97 B 98 Y 99 S 100 Y Sure. Vermem. Ya indi birden başlayalım suallara. Neçə var? Mende 3 çıktı sen. İlk 8'li say sistemindeki en büyük rəqəmli ədəd ikili say sisteminde neye beraberdir? 8'li say sistemindeki en büyük iki rəqəmli ədədim 7-7 şeklinde ədəddir. Düzdür mü? Ben Şimdi bu 8'likleri ikiliye çevirmek için 7'ni necə yaza bilərdik? 4 üstə gəlinsin, 2 üstə gəlinsin, 1 şeklinde yazabilirim. Düzdür? Onda olacak bu 1, 1, 1 şeklinde. Düzdür. Öyle değil mi? 3 tane 1. 3 tane 1. Bu da 3 tane 1. İkili sayı sisteminde. Düzgün cevap olur. A var yani. Sonra? 9 mu? 16'lık say sistemindeki A, B, 1, 0, D, S kompüterin yaddaşında ne kadar yer tutar? Uşaklar 16'lık say sisteminde her rakam yaddaşında ne kadar yer tutar? Acaba cevap veren yoktu. 4. 4 bit. Çünkü 16 demişti 2 üstünde 4'tü. Demeli her simbolum 4 bit yer tutur. İndi sayıram. 16'lık sayı sisteminde neçə tane rəqəm var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rəqəm var. 6'ını vuracağım 4'e. Eləyəcək 24 bit. 24 biti de bayta çevirmek istesem 24'ü böleceğim neye? 8'e. Eləyəcək 3 3 var.4 A variantı. Sonra növbəti sual. Otuz mü? 21. 21. 276 onluk ədədi 8'lik say sisteminde neye beraberdir? Verilib 424 8'likte.
Ya indi bunu 8'e çeviririk de. 276'nı böleceğim neye? 8'e. 27'nin 8'in 8 27'nin içinde 3 defa 24 3 yatta. 3 çıktı da kaldı 3 ha. 27'den 4 çıktı. 24 çıktı 3. Bu da 6. Bu da yönetere belirleyip 4 defa 32 kaldı 4. Sonra 34'ü de bölürüm 8'den içine ve çıkıyor. 4 defa 32 kalıp kaldı 2. Akırdan evvel de Hayır. 4, A 2. deli. Ben sefer şey demişim. A deli. Düz yapmışım. Sonra neçe? 32 dediz. 33 ben. 33. 514 onluk ederdini. İkili testi formasında neçe bir var? Bak, gelin bunu ikili sayı sistemine bu kaydıyla çevirelim. Bak, yazıram 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bunu kesin sefer izah edilmiştim diye sana. 128, 256, 512. Şimdi bak 512'den yukarısını yazmadım çünkü adedim 514. 512, 14'ün içinde 512'nin içinde de yerleşik. Bir defa, bir de bir tane iki yerleşik. Yerde kalanların yerine ne yazmak lazımdı? Tamam, nasıl? Çünkü olay yoktu. Yani 514, 512 ise geri 2 demekti de. 512 var, 2 var. Yerde kalanlar yoktu. Yerine yazdım 0. Neçe 1 var değil, 2 tane 1 var. Neçe tane 0 var? Sayak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 0 var. Aydındır. Ben Sonra 37. 37. Otuz 37. Bak 90'ı verip kökün altında. Ama biz 16'lı sayı sisteminde kök almak emelini bilmirik. Doğrudur. ben. Ondan iyiyim. 90'ı 16'lıktan çeviririm 10'lu sayı sistemine. 10'luğa çevirme yeteneği neydi? Nömreleyebilir üstüne. 0, 1. Düz değil mi? Onda olacak böyle bir şey. 9 vurak 16 üstünde 1. Üste gelerek 0 vurak 16 üstünde 0. Bu da bize ne verir? 9 16'ya vuranda 144. 12. Bu da 0 edilir. 144'ten de kök neçe çıkır? 12. 12. Ama hansı sayı sisteminde? 12. Onlu Onluk sayı. sayı. Ama sizden cevabı hansı sayı sisteminde istiyor? 8'li sayı sisteminde. Onda 12'ni de çevireceği hansı sayı sistemine? 8'li sayı sistemine. Bunun için 12'ni 8'e böldüm. Neçe defa düştü? Bir defa. 1 8'li ne çıkaram? Neçe kalır? Daha çıkan kalır. Bu da akıldan evvela doğru düzürüm. Olur 14. Şey var yani. Tam başa çıkıyorum. Ben. Kralar bu günleri attığım sınavı işleyin de hamı. Bu işlemi tam işlesin. Yaşı. Ya. Yarın bugün yeni sınav gönderdiniz yoksa? Yok yok yeni sınav yok. Göndermiştim size grupa. Online'da elediği bir başa cevabı çıktı. Bəli bəli bak o. Onu işledim mi? Ha, İndi Başka? say sistemin sonunda say sistemine ait eleyecek. İzahını da göndereceğim size. Yaxşı. Yaxşı. Aha sonra. 39. Bir ki ya ədədiniz ikilik ve 16'lık sayı sisteminde uygun olan karşılığını tapın. İkili sayı sistemine bayağı çevirmiştik. 1, 1, 1, 1, 1, 1 demeydi. Düzdü. Şimdi bir de kalır 16'lıkta. İkilikten 16'lığa geçmek için 4, 4 ayırıram ədədi. Çünkü 16, 2 üstüne çeydi. 4 doğru mu? İkisi de dört. A 4, 4 ayırdım. Evvelde de 2'den 0 yazdım ki 4'e tamamlansın. Sonra ne girem? 1, 2, 4, 8.
1, 2, 4, 8 yazıram. Hansının altındaki sıfır sıraları silerim. Yerde kalanları cemleyirim. 1, 2 tane birini toplasam 3. 4, 8, 2, 1 toplasam 50, 15. 15 de F verir bize. Olur 3F. 1 de 1, 1, 1, 1. Cevap olur B variantı. Tam başa düşüldü. Ben. Ben. Nöbeti sol. 68. 68'e göre sual olan var millet. Tamam. Hayır, mermi yoktu bende. 54. 54. Ben. Onluk sayı sistemine çevirin bir. Onluğa çevirmek için en iyiyim. Bunu nömrəliyirəm. 0. 1 düzdür. Ben. Olacak. 2 bırak. 16 üstünde 1. İsteyerek A bura 16 üstünde 0. A'nın kıymetleri neçeydi? 10. Bu da beraberdir. 2'ni 16'ya vuran da 32. Eksik. 10'u da 1'e vuran da 50'yir 10. Cevap 50'yir 42. Tam başa düşüldü. Ben. Ben. Bilmiyorum Nece? niye. 56 ya devlet olmasa bakardım neymiş onu. 56. Neçe mi? Allah. Aha. Bilmiyorum. Bu da ne? Sekizli sayı sisteminde verilmiş adedini 16'lık sayı sisteminde neye beraber olduğunu tapın. İki kaydı denemiyorlar. Ya bunu ikiliye çevirip sonra 16'lığa çevirmiyorlar. Ya da 10'luğa çevirip sonra. Gelin 10'luğa çevirelim. 0, 1, 2. Yazdık mı? 4 vurak. 8'in kvadratı. Üste gelek. 5 vurak. 8 üstü 1. Düzdü mü? 8 üstü 1. Bir de 3 vurak. 8 üstü 0. Sekizin kvadratı 64 eliyor. Ona 4'e vursam eliyor 256. 5'i 8'e vursam 57 40. 3'ü de 800 sıfıra vuran da 53. Üç. Bu da beraberdir. 299 57 sehvelenmemse. Düzdü mü? Yani bunu da 16'a çevirmek lazımdı. Yazak buradan 299'u bölürem 16'ya. 29'un içinde 16 bir defa. 16 çıktı kaldı 13. 139'un içinde de diyorsan 128'in içinde 8 defa düşür ha? Verme. 8 defa. 8'e 6'ya 48. 4 yapta 1, 128. 1, 1. Bu da bize nedir? B. Sonra 18 de bölürüm 16'ya. 18'i 16'ya bölsem bir defa düşür. 16. Kalıp neçe kalır? Sonra da akırdan evvela doğru düzdür. 1, 2, 1. Düzgün cevap D variantı. Ben düz yazmış olmayı sadece varyantı Ha, bir şey olmaz. Olan işte. Sonra neyse. Yetmiş mi? 10'a kadar 68. 68'de 68. İyi ki Byte'ın dörtte bir hissesiyle kodlaştırılmış tekrar olunmayan simvolların sayı neçedir? Bak Byte'ın dörtte bir hissesi ne kadardı? 2 bit. Helal. Bir Byte'ın 8 Bit. bitti. 8'in de dörtten bir hissesi. Vururum dörtte bire. 52. 2 bit. Bakın millet. Bit dedik de biz 0-1 nezara tuturuz. Yani neçene çağırmalıyız bunu? 2-2 ayırmalıyız. Sonra değil tekrar olunmayan. Yani tekrarlanan hansılar varsa çıkıram. Bak 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Bunlar tekrarlanır. Bir tane 0-0 tekrarlanmıyor. Ona göre cevap olur A var yani. Tam başa düşüldü. Ben. Belmem. Çünkü bir izleyiciler. Belli.
O Byte'in bir bölü 4 sitesine kodlaşma başvurmadım. Bak, Python 4'te bir sitesi değil mi? Bir Python neçe bitti? 8 bit. 8 bit. 8'in 4'te 1'i ne kadar eleyecek? 2. 2 bit. Demek ben bunu neçeye2. çağırmalıyım? 2. Boşa çözdük. Sonra tekrar Aynen zaten. olunmayan diye daha tekrarsız değilse bunlar tekrarlanır. Bu tekrardı, bu tekrardı, bu tekrardı, bu tekrardı. Bir tane kalır sıfır. Ama yani. Sonra 70 mi? aha. Vay 70 eylemi için. Bunu da çeviririm onluğa. Bunu da çeviririm onluğa. Aydındır. 0, 1. Bunu da 0, 1 nömrəledik. Ne çeviririk? Birinci 24'ü çevirerek. Olacak. 2 vurak 8 üstü 1. Üstte yelek 4 vurak 8 üstünde ne? 0. Sıfır. Bu da 2'nin 8'e 16 üstüne 4 gelen de 7, 20. Bir de bunu onluğa çevirerek. 2A 16'lıkta. 0, 1 nömreledik. 2 vurulsun 16 üstü 1. Üstte gelsin. 10 vurak 16 üstü sıfırdı. Düzdü. 32 üstüne de 10 gelen de 42 eriyor. Demek aldık ne? 20 üstüne gelsin x beraberdi 42. Onda x ikilikte beraberdi 42 onlukta. Doğru mu? İndi bakın. Bunu da neye çevirmeye lazımdı? Daha doğrusu 22'ye sorayım. Ha, şimdi bunu da 22 yazsa 22'ni çevirmeye lazımdı ikiliye de. Onda 22'ni böleceğim neye? 2'ye. 11, 22. Kaldı 0. Sonra 11'i böldüm 2'ye. 5, 10. Kaldı 1. 5'i böldüm 2'ye. 2, 4. Kaldı 1. 2'yi ne böldüm 2'ye? 1. Sıfır. Sonra da ahırdan evvele doğru düzülüyor. Bir, sıfır, bir, sıfır. Aydındır. Ben. Dostum bunun evveline bir tane sıfır artırılır. O çarştırabilir sizi. Çarştırım aslında. Evvele yazılmış sıfırlar hiç ne değişmiyor olsun. Ben. Sonra 71 tamam.71. Bak 28'likte kara. Sonra 1A ak kürecik var. C'nin neçe kürecik var diye topluyoruz. Bak bunu da onluğa çevirecek. Bunu da onluğa çevirecek. Toplayacak. Aydındır. Demel oldu 16. Bu da birincisi olacak 0 1 nömrelesek. 2 bırak 8 üstünde 1 üstte yere 0'dı. Bu 16 ile düz değil mi? Biri geçireceğim bunu. 0 1 nömrelediğim. Onda olacak bu 1 bırak 16 üstünde 1 üstte gelsin. Neçe? 10 vura 16 üstünde 0. Düzdü mü? Ben. Bitti. 16 bu da 10. Eliye neçe? 26. 26 ile de 16'ını toplasam 54. Sonra nöbet sol. Tamam, neçe? 76 mı? 70. Neçe? 85 mi? 76 değil, 85. 85'e kadar var mı burası? Tamam.
Yok, mühendis. Yani buradan götürerek o bir tarafa geçtik. Yani burada bunu yazmaya geliyoruz. Aha. Bak bize diyor ki, bize diyor ki. Aa, bu adet veriyi, bu adet veriyi, bir de 16'lık da veriyi. Bunların hamısını onluğa çevirmek mümkün değil mi? Ha? Mi? Bunu da onlukta. Bana nömrəliyirəm. 0, 1. Neçə olacaq? 3 vuraq. X üstə gəlinsin. 2 üstündə nə? 1. Üstə gələk. 6 vurulsun. X üstə gəlinsin. 2-nin üstündə 0. Üstə gələk. Sıfır. Sonra keçirəm buna. Bunu da 0, 1 nömrələdim. 7 vuraq. X üstə gəlsin. 4-ün üstündə 1. Üstə gələk. 4 vuraq. X üstə gəlsin. 4-ün üstündə 0. Bərabərdir. S-imiz neçədir? 12 düzdür. 12 vuraq. Ben. 16-ın üstündə 1. Üstə gələk. 12 vuraq. 16-ın üstündə 0. Sadələşdirə bilərik bunu da. X bu 1 olanda Ben. özüdür. 3'e vururam olur 3x. Üstte gelsin 6. Bak bunu açtım. Sonra keçirelim buna. Bunun üstü 0 1 eliyor. Üstüne gelinem 6. Sonra keçirelim buna. 7x üstte gelsin 28. Düz değil mi? Ben. Üstte gelsin 4. Beraberdir. Bunu da 4 yazdım. Bu çünkü 1 eliyor. Geçelim buraya. 12'ne vururam 16. Yani 2 12 vururam 16. 2 192. 7 192 eliyor. Ha, 192 düz. Üstte gelinsin 12. Düz değil mi? Şimdi hesaplasak Ben. bunlara ne çeyreğecek? 10x üstte gelinsin 44 beraberdir 204'e. Onda 10x beraberdir 160'a. X de beraberdir 16. Demek ki x 16'ymış. Bize deyir ki x'in kıymetine ödənildiği x'in kıymetine esasen 1, 2, 5, 6 x ədədi kompüterin yaddaşında ne kadar yer tutar? Ne kadar? 4 bit değil 16'lık say sisteminde. Her rəqəm. Var Verme. 1, 2, 3, 4 tane rəqəm var. 4'ü vururam. 4'e eləyir 16 bit. Bize de verip 2 byte. Yani 2 byte 16 bit demek değil. Sonra nöbet sual. Doksan yetti mi? 97. 93. 93. Ha burada bak onluğa çevirelim birinci bunların hamısını. Bak bu nedir? 10, bu nedir? 11, 12, 13 hamısını da böyle. Ele bil 10 üstte gelsin 11, üstte gelsin 12, üstte gelsin 13, üstte gelsin 14, üstte gelsin 15. Yazarak onu. Ve aldığımız cevap ne olacaksa onu tezden çeviririk hansı say sistemine? 16'lı say sistemine. Yani 16'ya böyle böyle gelirik. Aydındır. Ben. Nöbet sual. Doksan yetti mi? 97. Bir ki A, B, 90. C, D harfleri uygun olarak 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1, 2'li adetlerle kodlaştırılmıştır.
BASD simvolları ardıcıllığı bu qayda ilə kodlaşdırılarak 16 say sistemində yazılarsa bax. B nədir bizdə?11. B bizdə 0-1. B bizdə 0-1'dir, Ben. düzdür. Yazıram. 0-1. Sonra A gəlir. A nədir? 0. Ben. Hə, indi dedik ki, bax A nə idi bizdə? Deməli B, A, S, D simvolları deyir də. Bu bizdə B idi. Bu bizdə A idi. Bu bizdə S idi. D də nədir? 1-1. Düzdür mü? Ədədi aldıq. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. 16'lık say sistemine 2'likten 16'lığa geçmek için 4 4'ü ayırmalıyız. Bayaklarda dedi onu. Düzdür. Ha, indi dikkatle bakın buna. Nömrəliyirəm üstünü. Deməli necə yazacağız? 1, 2, 4, 8. Sonra 1, 2, 4, 8. Düzdür mü? Dedi ki, hansının altındaki sıfırdırsa onları silirik, yerdə qalanı topluyuruq. Burada olur 4. Bunu da sildik. Neçə olur? 8, 2, 10. Bir də yadda 11. 11 də nədir bizdə? 1. Oldu neçə? 4, 1. Düzgün cavab A variantı. Tam başa düşüldü. Müəllim, Zəhmət olmasa 92-ni başa sala bilərsiniz. 92. Aha. Denemek için çok güzel. Buradan yazar. Bak, onluk ədədlərdən deyil. Hansı komputerin yaddaşında 0,5 byte yer tutur? 0,5 byte'ın ne kadarı? 4 bit değil. 4 bit. Aha. Ay, 4 bit. İndi 4 bitle kodlaşdırılan ədədlər. En balacası 2 üstünde 4 çıxart 1'dir. En büyüsü de 2 üstünde 4 çıxart 1'dir. Yani 4 bitle kodlaşdırılan ədədlər 8'den başlayır. Hara gedər? 15'e kadar gelir. Yani bizim ədədlərimiz 8'den 15'e kadar bir ədəd olmalı. Aydınlı cevap variantlarındaki. Ona göre bu çıxır. Bu çıxır böyüktür. Bu çıxır kiçikdir. Bu da böyüktür. Yerde kalır 9. Bu aralığa düşüğünüdür. Aydın oldu. Ben. Ben. Nöbet sual. Ben de yoktu. Bitti. Diğer cemaat. Kimde var sual? Bende de yoktu. Yoktu. Hiç kimde sual kalmadı, değil mi? Ben. Ben sana Mehmet'e koştum bakar. Yalıp sonra. Hanım Emre, Evet, aydın oldu izahat. Sual izahat. Siz artık diyorsun. ben. Ha, çıktım lan. Şey taptı beni. Bir tezden girdim. Bak bir de diye tekrar diye devam da sualı. Bak onluk ədədlərdən bir hansı komitenin yaddaşında 0,5 byte yer tutur. Bunu tapmaq için bakıram ki 0,5 byte'ın 4 bitti. 4 bitle kodlaştırılan en büyük ədədim, en büyük ədədim. 2'nin üstünde 4 çıxart 1, yani 15'tir. En balaca ədədim 2'nin üstünde 4, üstünden 1 çıxırır. Bu da eləyir 8. 9 ədədi 8 ile 15'in arasında yerleştiğine göre
Elə 9'u da götürəcəm. Yerdə qalanların heç biri o aralığa düşmür. Başa düşüldü. Ben. Belə, başqa sual. Heç kimdə qalmadı ki? Yok. Şey. O zaman 100'den axıra qədər sualları tamamlayırsınız. 150'ye qədər də 150'den sual qaldı. 3. günə qədər inşallah ki bitirirsiniz. Nəyi işləyə bilməsə Ben. saxlayırsınız, bir yerdə baxacağıq. O heç. İnşallah Allah'ın izniyle 3. gün qoşulaq. Say sistemləri yekunlaşdırırıq. Təzə mövzuya keçəcəm. Kompüter qrafikasını keçəcəm. Yaxşı mı? Yaxşı. Başka sual olan var? Karanlık kalan, sual olan, aydın olmayan nesil soruşturmak istiyorum. Xeyr mi? Oldu o zaman.